Bu videoda transkripsiyon konusunun derinliklerine doğru beraber yol alacağız. Ama önce replikasyon, transkripsiyon ve translasyon konulu videolarda değindiğimiz bir noktanın üstünden hızlıca bir geçeyim. Transkripsiyon kelime anlamıyla bir şeyi yeniden yazmak, bir bilgiyi başka bir biçimde tekrar yazmak demektir. Esasında burada olan da o. Transkripsiyon temelde DNA'daki gene kodlanmış bilginin alınıp aynısının mRNA'ya kodlanması işlemidir. Yani transkripsiyonda bilgi DNA'dan mesajcı RNA'ya geçiyor. Bu videoda protein kodlayan genlere odaklanacağız. İlk adım bu. Yani DNA'dan mRNA'ya transkripsiyon. İleriki bir videoda da translasyon konusunu derinlemesine inceleyeceğiz. Yani bilgiyi gerçek bir proteine tercüme edeceğiz. Yani evireceğiz. Aslında bu diyagramlar konuyla ilgili genel bir bilgi veriyor. Süreç bakterilerde biraz daha basit. DNA sitozolde serbestçe yüzüyor. Transkripsiyon DNA'daki protein kodlayıcı gende başlıyor. Sonra bilgi mor renkte gördüğümüz bu mesajcı RNA'ya kodlanıyor. Bu mesajcı RNA ribozomla bir araya geliyor. Bu da translasyon sürecini e, oluşturuyor. Sonuçta ribozom polipeptit yani protein üretiyor. Ökaryotik hücrelerde ise ki biz bu videoda daha çok bu tip hücrelere eğileceğiz, transkripsiyon yani DNA'dan mRNA'ya bilgi aktarımı hücre çekirdeğinin içinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Burada iki temel aşama söz konusu. İlki DNA'dan öncül mRNA dediğimiz şeye geçiş. Evet yazalım bunu. Öncül mRNA. Burada gösterilen şey öncül mRNA. Sonra bunun mRNA'ya dönüşmesi için bir işlem görmesi gerekiyor. İşlemin ardından mRNA çekirdeği terk ederek bir proteine çevriliyor. Genel bakışımızı yaptığımıza göre artık konuyu daha derinlemesine inceleyip süreçte rol oynayan çeşitli aktörleri anlamaya çalışabiliriz. Ökaryotik bir hücrede ne tür bir işleme süreci gerçekleşiyor öğrenebiliriz. İşte burada işe DNA'nın içindeki protein kodlayan genle başlıyoruz. Buradaki birincil aktör DNA veya mRNA değil. RNA polimeraz. Bu enzim daha sonra mesajcı RNA'ya dönüşecek bir nükleotit dizisi oluşturmaya yarıyor. Ama RNA polimerazın işe nereden başlayacağını bilmesi lazım. Nereden başlayacağını şöyle anlıyor. DNA'nın promotör olarak bilinen görevi genlerin transkripsiyonunu başlatmak olan bir dizisine bağlanıyor. Ve özellikle ökaryotik hücreler söz konusu olduğunda her genin ilgili bir promotörü oluyor. Bazen birden çok genin tek bir promotörü de olabiliyor. Ama genel olarak ortada bir gen varsa bir de onun promotörü vardır diyebiliyoruz. RNA polimeraz burada tam olarak nereye bağlanacağını bu sayede biliyor. Bağlandığına göre artık iplikleri ayırabiliriz. Evet, yani iplikleri e, kendi ayırabilir. Daha doğrusu biz ayırmıyoruz tabi de o işte iplikleri ayırıyor. RNA polimeraz iplikleri ayırıyor. Aslına bakarsanız bu bayağı ilginç bir süreç. Çünkü replikasyonun detaylarını incelerken, Helikas falan gibi çok yani birçok aktörden aslında söz ediyoruz. Çok fazla aktör var burada. Oysa bu RNA polimeraz kompleksi tek başına çok becerikli. Bunların arasında en önemlilerinden biri olarak o yüzden öne çıkıyor. Sadece iplikleri ayırmakla kalmıyor. Sonrasında RNA'yı da kodluyor. Ve bunu DNA polimerazla aynı şekilde yapıyor. Yani bunu tek bir yönde yapıyor. Sadece 3 üssü ucuna nükleotit ekleyebiliyor. Yani kodlamayı 5 üssü 3 üssü yönünde yapıyor. Bakın bu ok RNA'nın 3 üssü ucuna uzanıyor. Şekilde de gördüğünüz gibi bu süreçte sadece tek bir tarafa tamamlayıcı bilgi kodluyor. Şimdi bunu bir düşünelim. RNA polimerazın etkileştiği kısma şablon iplik diyoruz. Çünkü DNA'nın bu kısmı üretilecek RNA için şablon vazifesi görüyor. Ama RNA'ya kodlanan bilgi, DNA'nın kodlayıcı ipliğindeki yani diğer ipliğindeki bilgiyle aynı oluyor. Çünkü buradaki nükleotitler, buradakilerin tamamlayıcısı. Tıpkı bu nükleotidin, buradakinin tamamlayıcısı olduğu gibi. Nükleotitleri bir fiil eklediğimiz zaman daha net bunu anlayacaksınız. Bu şablon iplik. Burada timin varsa, RNA'da adenin olur ve bakın DNA'nın kodlayıcı ipliğinde de adenin var. Yani temelde kodlayıcı iplik ve RNA aynı diziden oluşuyor. Tek fark RNA'da timin bulunmuyor. Onun yerini benzer bir azotlu baz olan urasil alıyor, urasil. Urasil timinin vazifesini üstlendiği için kodlanan bilgi temelde aynı. Tekrar edelim. Alttaki bu iplik şablon görevi görüyor. Ama RNA'ya kodlanan bilgi kodlayıcı iplikteki ile aynı oluyor. Tüm bunların nasıl göründüğünü anlamak için, göründüğünü sözcüğünü tırnak içinde söylüyorum, dikkat edelim. Hatta söylerken parmaklarımla tırnak işareti bile yaptım konuşurken göründüğünü. Çünkü bu tür şeyleri gerçek halleriyle görselleştirmek çok zor. Ama belli bir organizma için hazırlanmış bu resimde görebiliyoruz ki, RNA polimeraz kompleksi çok karmaşık ve dallı budaklı olabiliyor. Bu şeylerin birbirleriyle etkileşimi gerçekten heyecan verici. Yani bundan sonra biyoloji çalıştığınızda veya biri çıkıp size bu enzimlerin DNA ve RNA gibi makromoleküllerle nasıl etkileştiğini benim gibi tane tane anlattığında şunu sakın aklınızdan çıkartmayın. Bu olup bitenler muhteşem. Bu moleküller birbirleriyle etkileşiyor, birbirlerine çarpıyor ve böyle bunun gibi benzeri birçok şey. Ve tüm bunlar hücre içinde inanılmaz bir hızla gerçekleşiyor. Buna hayran olmamak elde değil. Burada ben konuştuğum sırada bile bu süreçler tüm hücrelerimizde meydana geliyor. Devam ediyor üstelik. İnsan gerçekten hayrete düşüyor. Evet, devam edelim. Burada RNA'yı uzatıyoruz. Uzatıyor uzatmasına da nerede duracağız? RNA polimeraz kendi yolunda ilerlerken bu mavi kısma giriyor. Bu kısma durdurucu deniyor. Altını çizeyim. Bu bölgenin adı durdurucu. Durdurucu, RNA polimeraza durma vaktinin geldiğini birkaç farklı yolla söylüyor. Daha da önemlisi, yapısal olarak öyle bir şey oluşturuyor ki, polimeraz mecburen bırakıp gidiyor. Mekanizmalardan ilki, ki burada resmedilmiş, daha çok bakterilerde görülüyor. Kodlanan mRNA bir firkete veya sap ilmik oluşturuyor. Tabi bu sap ilmiğin oluşabilmesi için buralarda doğru tamamlayıcı bas çiftlerinin karşı karşıya gelmesi lazım. Sap ilmik ve etrafındaki şeyler polimerazın devam etmesini zorlaştırıyor. Yani kompleks biraz değişiyor ve DNA'yı bırakıyor. En azından biz böyle olduğuna inanıyoruz. Durdurucu başka şekillerde de işlev görebiliyor. Mesela polimerazın bazı kısımları tarafından tanınan ve şekil değişikliğine yol açarak RNA polimerazın ayrılmasını sağlayan diziler içerebiliyor. Eğer bir prokaryottan söz ediyorsak hepsi bu. Mesajcı RNA'mız artık bir ribozoma gidip proteine çevrilebilir. Fakat bahsettiğimiz bir ökaryotsa biraz daha işimiz var demek. Ne dedik? Eğer bu bir prokaryotsa bu mRNA'dır. Ama bir ökaryotsa bu bizim öncül mRNA'mız olur ve işlenmesi gerekir. Nasıl işlenecek ki o dediğinizi duyar gibi oluyorum. Yapılması gereken birkaç şey var. Önce mRNA'nın başına ve sonuna bir şeyler ekleniyor. 5 üssü başlık, bu aslında değişim geçirmiş bir guanin. Değişmiş guanin diyelim, değişmiş guanin. Ribozomlar kendisine bağlanınca bu kısım translasyon sürecinde rol alacak. Bir de poli A poli A kuyruğumuz var. Bu ismi almasının nedeni birçok adeninden oluşması. Bu eklentiler sadece translasyon sürecinde görev almıyor, aynı zamanda bilginin daha dayanıklı olmasını da sağlıyor. Çünkü mRNA'nın uçlarının hasar görme olasılığını azaltıyorlar. Şimdi işlenmesi gereken bir diğer şey de şu. Aslında bu evrimsel biyolojiye dair hayret verici şeylerden biri. Bu mRNA dizisinde hali hazırda anlamsız kabul ettiğimiz diziler bulunuyor anlamsız diziler. Bunlara intron diyoruz. Anlamsızı tırnak içine alıyorum. Çünkü genel evrimde bir şeyin mutlak anlamda amaçsız olmasına nadir rastlıyoruz. Ama bu diziler başlangıçtaki gen tarafından kodlanmakta olan proteine kod sağlamıyor. O yüzden bunlar diziden atılıyor ve oluşan boşluklar iki ucun birleşmesiyle kapatılıyor. Buna uç birleştirme adı veriliyor uç birleştirmeye neden olan aktörlerin detayına inmeyeceğim. Özetle bu ökaryotik işlemde başlığı ekliyoruz, kuyruğu takıyoruz, intronları atıp uçları birleştiriyoruz. İntronlar gidince geriye sadece eksonlar kalıyor ve bu bununla, bu da bununla birleşiyor. Sonuçta işte bunu elde ediyoruz. Bu bir ökaryotun tamamlanmış mRNA'sı. Burada gördüğümüz şey yani. Altını çizeyim ki iyice belli olsun. Bu mRNA artık çekirdekten çıkıp kendine bir ribozom bulabilir ve çevrilmeye başlayabilir.